Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar, mutlu akşamlar, huzurlu akşamlar diyelim. Akşam oldu çünkü. Hepinize kucak dolu saygılar, sevgiler. Bugün video başlangıcı karıştı ama olsun. Bugün arkadaşlar evlatlarım yanımda. Akşam saati geldi. Çocukların yemek saati geldi. Hepsi peşimde dolanıyorlar. Yemek istiyorlar. Bu videodan sonra yemeklerini vereceğim. Bugün bizim yeni dediğimiz Tyson'ı biliyorsunuz. Bugün Tyson hakkında... Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Tyson senden değil oğlum. Diğer Tyson'ı diyor. Paşam diğerini diyorum aşkım. Seni demiyorum. Tyson da herhalde onu çok kıskandı. Ona Tyson deyip duruyorum ya. Herhalde zoruna mı gidiyor? Sinirleniyor mu? Ne yapıyor? Böyle bir hareket yapıyor bak buna. Tyson hakkında yeni bilgiler öğrendim arkadaşlar. Gelin şimdi Tyson'ın yanına geçelim. Onları anlatacağım size. Sizler de o sırada beni kırmayın lütfen. Destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok memnun edersiniz. Değil mi Tyson baba? Bir de en son Tyson'ı çoğu köpekle tanıştırdık abi. Bugün de klasik her yeni köpek geldiği zaman biliyorsunuz tavuklarla da tanıştırıyorum. Bir de Tyson babayı da alacağız birazdan. Tavukların ördeklerinin yanına sokacağım. Güvercinlerin yanına sokacağım. Bakalım onlara saldıracak mı? Anlaşacak mı? Onu da çok merak ediyorum da. İnşallah saldırmaz orada. Çünkü biliyorsunuz acayip çekiyor beni. Orada da yerler ıslak. Allah korusun. Ayağımız kayarsa al başına bir tane iş arkadaşlar. Vallahi billahi. Gel Tyson baba gel. Marla gel. Bugün de Tyson babanın yanına hiç girmedik. Ha, değil mi Gökhan? Bugün bayağı geç kaldık arkadaşlar. Biz hatta temizliklerde bak şu an saat akşam kaç oldu? 5.30 değil mi? 5.30-6 oldu şu an saat. Temizlikleri bile bir saat falan oldu yapalı. Abi dışarıdaydık. Dışarının videosunu çektik. Onu montajla sonra gel. Ördeklerin oranın videosunu çek. Onu montajla falan filan derken hiç vaktim kalmadı. Bir de size günde 3 tane video atmaya çalışıyorum biliyorsunuz. O yüzden canla başla uğraşıyoruz. Ama gel şu aslanları göster önce. Bir de bakın arkadaşlar. Tyson babayla ben Apollo ile Maraz'ı tanıştırmak istiyorum. İstiyor musunuz öyle bir video? Şimdi bak bu Tosun'la bu üçlü yan yana geldiği zaman bunlar çete oluyor abi kardeşler. Bunlar toplanıyor. Bunlara bir özgüven geliyor. Ejder'e de aynısını yapıyorlardı biliyorsunuz. Bir deneyeyim diyorum bakayım. Tyson baba, Apollo, Ejder ve Tosun vs. Ne diyorsunuz? Herkes o Tosun'un bakışı vardı ya Tyson'a. Herkes ona çok gülmüşler. Ulan Tosun, Tosun. E ne yapsın benim çocuğum daha bir yaşında daha. Baktı gözü kesmeyecek. Hani dövemeyeceğini anladı herhalde biraz. Çekildi de o iki yaşına geldikten sonra. Carlos olsaydı sen o zaman. Carlos olsun oğlum direkt alan Carlos. Manyak. Aa benim Carlos'um olacaktı ayıp anım. Carlos affeder miydi be? Mia sen ne abi ne zaman doğuracaksın? Bugün 63 oldu değil mi? Son iki günümüz veterinerin demesine göre inşallah doğurur. Bekliyoruz arkadaşlar. Yoksa sezaryen alınacak. Sezaryen'i de almak hiç istemiyorum. Sezaryen operasyonu çünkü biraz riskli oluyor. Hem annenin ölme şansı var hem yavruların kaybetme şansımız var. Bir de sezaryenden sonra normal doğum gibi değil. Özel ilgi, özel bakım gerekiyor. O yüzden çok çekiniyorum arkadaşlar. Kızım sen ne yapıyorsun minik prenses? Prenses. Benim kızlarım karnıncadan kurtardı ya babası. Evet Tyson kıskançtan öldü Tyson kıskançtan. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah doğurur bir dua edin arkadaşlar. Valla. Mia o konuda beni çok endişelendiriyor ya. Bir kızımın yavrusunu alalım dedik abi. Başımıza gelene bak. Pusat'ın tasması nasıl olmuş? Pusat gel. Pusat gel oğlum gel. Ama sen Gökhan biraz dar gibi he. Değil mi? Abi bu aslında şey takacağız ona. Tırtacağız. Evet bizim tasma yudayımız vardı orada. Aslında gene bak ona da bel tasması bulalım böyle. Barondaki gibi tamam mı? Bugün gittiğimizde arkadaşlar çeşit yoktu. Çeşit olmadığı için de istediğimizi alamadık abi. Bir de köpeği yanımıza götürmemiz güzel oldu. Bu biraz sıktı gibi oldu ona. Dur Tyson neye kaza geldin gene be? Bir bağırıyorsun çocuğu be. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Hadi. Hadi. Hayırdır orada? Dur gece tamam bir şey demedim. Tamam tamam Walter koruyor beni gece dur. Bak Tyson da oynanıyor da. Geceyle oyna. Aa Walter var değil mi? Şimdi Walter'ı kapatmamız lazım o. Biliyorsunuz manyak yürek yemiş. Şeye saldırıyor Tyson'a da dur kapatırız dur. Şunlara bak aslanlarım benim koş. Hadi bakayım gel 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 gel. Gel gel gel. Oğlum Walter kime saldırıyor? Bak. Ama baron hapsana çekecek gibi ha. Bak işte akıllı dur. Walter öyle saldırır sana da sana saldırır ama oğlum. Gel 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 gel. Gelin buraya kavga etmeyin bakayım. Faysal Faysal. Karam elleme Faysal'ı be. Elleme Faysal'ı kızım be. Gözünü seveyim. Faysal'ı mı kovalamayın alıyor. Ulan Faysal'ı bir göstereyim dedim. Alayı kovaladı Faysal'ı be. Vallahi billahi arkadaşlar. Adam sevmesin diye kovalıyorlar abi. Ya da ooo ne oluyor Tosun? Tosun barona çöktü hayırdır? Hayırdır oğlum? Hayırın yolu bayırdır Tosun baba.
Baron elleme bakayım. Baron elleme gözünü seveyim, anladın? Kimin gücü kime yeterse Gökhan ha? Kimin gücü kime yeterse. O zaman arkadaşlar bekleyin şu. Nerede gece? O çocuğunu uyar, baron ellemesin kızım, tamam mı? Baron ellemesin, duydun mu gece? Şu Walter'ı bir kapayım arkadaşlar, bekleyin. Tyson'ın yanına öyle gidelim. Yoksa sıkıntı bu, çöker ona dışarıda. Walter gel. Gel paşam. Hadi aslanlarım, şimdi kapattım Walter'ı da. Odanın da üstü samanmış, beni de batırdı. Allah beni de batırdı. Çete, hadi gidiyoruz bakayım. Çete değil abi, aşiret. Aşiret paket. Ah süslü geldi. Aşiretin reisi geldi. Aşiretin reisimiz geldi, evet. Aşiretin süslü reisi. Süslü, süslü. Tyson baba. Ne haber oğlum? Yakışıklım benim. Bak yine çöktü, yine pustu arkadaşlar. Yine pustu, bak 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 bak. Tyson baba oley. Tyson baba oley. Gece gene nasıl sırnaşı cilve yapayım bak. Tyson'ım neredesin? Tosun yanaşma. Tamam, sakin. Tosun çık oğlum, ona boş ver. Şimdi değil, biraz daha büyüğü paşam, daha erken. Tamam Tosun'um, daha. Tosun şu anda 13,5 aylık oldu herhalde. 13,5 aylık falan oldu, daha 2 yaşına gelmedi ya. Ama gene kendi yaşına göre iyi arkadaşlar. Tyson'ı çıkaracağız abi, gene nasıl yapacağız bakalım biz. Gene başımızda bir konuş, dur Natasha. Tyson dur bakalım. Hey, baron çıkın. Çıkın herkes bir çıksın. Vallahi bugün daha Tyson'ın yanına hiç girmedim arkadaşlar. Hiç girmedim. İnşallah bugün bir şey yapmaz. Gene videoda bir girelim yanına da parçalanırsak eğer elimizde kanıt olsun. Ona göre Tyson'ı polise vereceğim. Beni parçalarsa ona göre. Tyson dur. Çık bakalım oğlum. Çık bakalım parçam. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Aslanım benim be dur. Peki bağlayalım şu kapıyı. Seveyim onu da. Tamam oğlum. Tosuna dalıyor ki abi ya. Oo. Tyson Tosuna dalayım derken beni ısırma ha. Geç oraya. Tyson geç. Sözün ne? Gel buraya. Buraya gel. Şşş. Otur aşağı. Otur aşağı. Hey geç oğlum. Geç lan buraya. Git. Tyson. Sesten çıkmıyor ki. Bağıra bağıra artık sesin boğazım acıyor arkadaşlar ya. Bağıra bağıra boğazım acıyor ya. Ne diyorum lan sana? Gel buraya. Buraya gel. Geç. Bekle. Bekle. Çık buradan. Hayır. Bekle. Şimdi niye bağırıyorsun derseniz, şimdi sözümü dinlesin diye uğraşıyorum. Burası saldırıyor ya. Hayır! Geç lan! Çıvırma! Kendi hakimiyetimi iyice hissettiriyorum hani ki sözümü dinlesin. Geç oraya! Hayır dedim. Hayır dedim. Bekle. Bekle. Alıştıracağız ya iki böyle. Sözümüzü dinleyecek, hayır öğrenecek arkadaşlar. Bağıra çağıra, bağıra çağıra. Şu an gözlerimin içine bakıyor, meydan okuyor bana. Ben de onun gözlerinin içine... Hayır! Ben onun gözünün içine bakıyorum bak, Tosun'a saldıracak, kızıyorum hemen. Geç oraya, sakın! Sakın! Bekle paşam. Gel bakayım şimdi, gel. Aferin, gel. Buraya gel, gel buraya. Gel bir sarılayım sana, gel. Gel lan dedim sana, gel buraya dedim sana. Sana gel dedim buraya, gel. Gel dedim buraya, gel. Tamam Tyson, gel. Kuşağa gel, kuşağa. Gel kuşağa, koşa bebek, gel. Ayım gelin, ayı yok ki, gel, ayı yok ki. Gel. Ulan gel diyorum lan. Gel diyorum lan sana, gel. Neredesin sen? Sen neredesin ahlaksız sen? He? Neredeymiş benim aslanım? Şekil ne kadar tatlı bakıyor. Şekil'in bakışları Şekil he. Şekil aşkım. Şekil sevdin mi Tyson'ı? Şekil. Tamam o diğer Tyson da bizim Togo Tyson'a nasıl saldırıyor? Hocam sakin bakalım. Şimdi arkadaşlar ben içerideyken açıklayayım size durumu. Ondan sonra dışarıya çıkalım. Tyson! Tamam! Hayır! Ses bırakmadınız bende bağıra bağıra. Sesim kalmadı artık, boğazlarım sızlıyor ya. Yeter oğlum bir söz dinleyin, gözünü seveyim ya. Şimdi ben bu eski sahibi Yusuf abiyle konuştum arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da videosu var Tyson'ın. Benim kanalda short olarak atmıştım. Bu köpeği sevebilene 30 bin lira diye. YouTube'da arama kısmına yazarsanız çıkar. Tyson o Tyson. Bugün konuştuk. Tyson biliyorsunuz secereli bir köpek. Ben biraz sordum bugün Yusuf abi. Yani secerelidir falan bir şey başarısı var mıdır? Sülalesinin, babasının, anasının, dedesinin diye. Tyson'ın babasının toplamda 4 ülkede şampiyonluğu varmış. Bu şampiyonluk ne derseniz. Şimdi bak gel Tyson yanıma. Neredesin? Buraya gel. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu köpeklere güzellik yarışması düzenleniyor. Tamam mı? Resmi olarak. Bunları yapan profesyonel kişiler, hakemler vesaire. Irk standartlarını en iyi şekilde karşılayan hangi köpekse onu seçiyorlar mesela. Birinci, ikinci, üçüncü artık neyse. Profesyonel bir şekilde bu yarışmalar düzenleniyor. Tyson'ın babası da toplam 4 kere bu konuda başarı almış. 4 ülkede bunlar Bulgaristan, Sırbistan, ondan sonra Türkiye,
Bir de Makedonya. Toplam 4 ülkede. Merak eden olursa Instagram'dan paylaştım Tyson'ın babasını, SCR belgesini falan. Toplam babası dediğim gibi 4 ülkede şampiyonluk almış. Şimdi benim bir sonraki hedefim Tyson'ı güzellik yarışmasına götürebilmek, tamam mı? Bunun için de güzellik yarışmasına gittiği zaman zaten Yusuf abinin demesine göre Tyson üst klas bir otfighter. Yani birebir muhteşem kalitesi, diyecek hiçbir söz yok. Vücudunda hiçbir hata yok. Yani %90 bir ihtimal olmasa birinci olur diyor. Ama diyor, şimdi yarışmaya götüreceksen eğer yarışmada köpeğin agresif olmaması gerekiyormuş. Şimdi agresif köpeği orada yarıştırmak mümkün değilmiş. Gel buraya oğlum, gel. Niye? Çünkü hakem köpeğin ağzını açıp inceliyormuş. Arka tarafını inceliyormuş. Yani köpeği ellediği için köpeğin herhangi bir şekilde agresif olmaması lazımmış. Bu yüzden de Tyson'ı biraz sakinleştirmeye gideceğim. Tyson'ı da ben eğer ki o yarışmada da katılırsa cidden şampiyonluk alacağını düşünüyorum kendi ırk konusunda. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ben de onu çok seviyorum. Tyson sizce birincilik alır mı almaz mı? Ne diyorsun Gökhan? Yorumlara sizi de bekliyorum. Babası zaten 4 ülkede şampiyon olmuş kardeşim. Soyu sopa 10 numara Tyson'ın. Bir de eğer ki onu yarışmaya katarsak, bak yarışmaya katarsak eminim ki kendi birinci olarak. Kraliçe ayrı ama kraliçe secerisi yok şimdi. Sadece secereli köpekleri yarışmaya götürebiliyorsunuz. Yani secere nedir? Soy kütüğü belgesi. Ta soyunda kardeşleri, anası, dedesi, nenesi artık kimler varsa 10 kuşak, 15 kuşak varsa hepsinin kayıtları var. Yani bu da ırkın saf, orijinal olduğunu gösteriyor ama Tyson kendi emsalinin en iyi köpeklerinden birisi. İnşallah onu biraz daha sakinleştirirsem insana karşı yarışmalara götüresim var. Sizce bu yolda başarır mıyız, başarmaz mıyız? Sizlerin de desteklerini bekliyorum. Tyson babadan benim şüphem yok. İnşallah yarışmaya katılırsa bu aslanın birinci olacağına ben inanıyorum arkadaşlar. Adama baksana ya. Orijinal baba, orijinal Rottweiler'ın babası ya. Maşallah benim aslanıma. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Nasıl seviyorum lan ben onu? Nasıl seviyorum lan ben onu? Nasıl? Paşa. Aslanım benim. Aslanım benim. Seni kucağıma alayım mı kucağıma? Gel buraya gel. Kucağıma alayım mı? Yine çok güvenemiyorum. Onu ters bakıyor kucağıma kalırsa. Şey yapmaz. Paşam beni şöyle sarılayım ona. Sarılayım ona, sarılayım. Tyson, Tyson. Bak gördün mü? Nasıl seviyor beni kerata. Anlıyoruz da köpek senin kalbini hissediyor kardeşim. Baron sakin ol. Vermeyin gazı Tyson'a. Şimdi çıkıyoruz paşam. Tamam mı? Bu haberi de duyunca sizlerle paylaşmak istedim. Tyson'ın ne kadar değerli bir köpek olduğunu anlayın kendi ırkında. Rottweiler'a konusunda babası 4 ülkede şampiyon olmuş bir evlat arkadaşlar. Maşallah benim oğluma. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Nasıl kadar geldi? Tamam bekle bakayım. Bekle bakalım. Tavukları da saldırma ama yüzümüzü kara çıkarma bakalım. Durun gençler, bir müsaade edin, Tyson'ı çıkaracağım. Hayır, ayıyı falan kapattım arkadaşlar. Az önce ayı da salıp yedim, kavga etmesinler. Ne olur ne olmaz, hiç riske atmayalım. Sadece bizim diğer tayfa salık şu anda. Bekle. Gel bakayım Tyson. Dur Baron çık. Yanaşmayın. Hayır Tosun. Çık bakalım. Bak Tosun çökersin sana ha. Baron yanaşma. Abi Tosun korkuyor diyoruz da korkuyor dediğime bakmayın. Korkan köpek direkt kaçar abi, bak kaçmıyor. Yani fark ediyorsun değil mi Gökhan? Sadece yaşı genç. Biraz daha yaşı otursa aynı babası gibi olur yani ha. Hani bir pitbull gibi beklemeyin. Pitbull da isterse 5 aylık olsun direkt çöker de. O çoban köpekleriyle onun şeyi, karakteri bir değil arkadaşlar. Tyson baba yine asıldı bakayım. Gel aslanım benim gel. Gelecek nesilde Tyson'ı akıllaştırırsak, agresifliği geçerse inşallah o da şampiyon olacak. Baksana şuna ya. Memlekette var mı oğlum benim Rottweiler? Maalesef. Maşallah benim aslan oğlum. Bir tane vardı o da bizde. Aynen öyle. Tyson baba Allah'ına kurban senin. Hatta iki tane falan. Alana hiç gerek yok. Biri de kraliçem Allah. Kraliçem ayrı. Kraliçemin yeri ayrı. Yani kraliçe secerisi yok. Olsa tabii onu da sokardım da. Secerisi yok. Gel bir kafeslerden geç hadi bakalım gel. Bir şenlensin buralar. Mazlum baba oley. Ooo mazlum baba. Mazlum direkt çekiyor lan. Oha. Abi mazlum da buram buraya bakıyor. Tamam hey. Sakin. Mazlum'a bir şey demiyor. Mazlum abi. Yürek yemiş yürek. Gel bakayım şu apolonu bana da ya. Neyse sağ ol. Dostun hayır. Çık tamam. Hayır uzaklaşın. Uzaklaş hayır. Dur! Yanaşma! Hemen hızlı Gökhan, çabuk!
Burada kavga çıkacak. Oğlum gel. Hadi bacım. Tosun abi dalacak ya. Tosun çok sert giriyor arkadaşlar. Pek güvenemedim ona o yüzden. Gel. Ne yapacağım? Tamam Hades, Hades baba. Allah'ına kurban sen. Hades delirdi bak. Kırma seni ya. Oğlum kırma telleri ya. Tamam paşa, sakin. Hades yanlışlıkla bir çıkarsa ortalık alakalı. O zaman Allah bize yardım etsin kardeş. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman Allah bize yardım etsin. Başka ne diyeyim yani? Gel bakayım Tersin baba. Barınla pusada çok yanaşma. Oğlum bak adamın dibinde gezmeyin. Bir müsaade edin bakayım. Bir müsaade edin. Dur. Gelin bakayım buraya. Geç oğlum gel. Gel. Gel buraya gireceğiz gel. Gel bakayım paşam. Gelin arkadaşlar. Şu ördeklerin yanına doğru falan bir gidelim bakalım. Ördeklere bir şey diyecek mi merak ediyorum abi. Tersin baba gel. Abi bu direkt saldıracak gibi arkadaşlar ya. He? Bak. Az daha kısa tutayım bakayım. Gel oğlum. Şu an çok da agresiflik yapmadı arkadaşlar da. Hatta hiçbir şey demedi gibi de. Yine de pek güvenemedim gibi sanki. Dur bakayım şuradan önden kesek. Şuradan yanına gideyim bakayım. Saldırır mı ki Gökhan? Ne diyorsun? Bu saldırır oğlum ya. Bu sinsilik yapıyor sinsilik. Dayıcım güvercinleri de uçurdun ha aslanım. Gel oğlum buraya. Dur. Dur paşam. Bir koku bırak bakayım etrafa bir rahatla. Dur Oroz'a bir şey diyecek mi? Sana bir şey diyeyim mi? Bu uyumlu olduğu gibi de biraz zaman istiyor. Ne dersin? Direkt çökmedi bak. İlkinde bir hamle yapar ya güvercinleri de kaldırdı. Hamle yapar gibi oldu da. Sonradan bak şu an sakin davranıyor bak. Gel güvercin küfesine girme. Şurada tekrar bir yanaşalım bakalım. Gel hayır elleme güvercinleri. Vay 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 aslanlarım beni. Vay vay vay. Aha burada yumurta buldu. Dur lan. Yavaş oğlum yavaş. Yavaş paşam. Gel. Gel bir daha bakayım. Gel bir daha bakayım. Gel bir daha. Gel Tayyip'cim. Ha Tayyip'cim döktüresi varmış. Döktür oğlum rahatla hadi bakalım. Bir döktür. Tavuklar şimdi çökmesin inşallah ona. Gel. Tamam gel aslanım benim. Ahlaklı bir. Üstünü de kapatıyor paşa. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hayır, hayır, hayır. Yok oğlum sana bir şey yapmaz. Sakin ol sen. Bir sevmeye çalışsana. Lan bir söz dinle gel. Bir deneyelim gel. Hayır. Korkma oğlum. Korkun necere faydası yok. Hayır. Öleceksin öleceksin zaten. Neyden korkuyorsun? Gazlı ördekler bağırmayın. Hadi uçur bakayım Tayyip'in güvercinleri. Hadi bakayım paşam. Yok uyumlu arkadaşlar uyumlu ya. Ben beğendim. Vay 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 vay. Aslanlarım benim be. Şu manzaraya bak sen. Vay vay vay. Allah'ınıza kurban. Gel. Gel Tayyip'in baba dur. Hadi gidelim ki güvercinler rahat etsin. Şu an şey güzel arkadaşlar. Şu havuza götürelim. Bakayım girecek mi havuza merak ediyorum. Şu manzaraya bak. Her yerde bir hayvan var. Gel Tayyip'in. Suda yüzme uyu var mı aslında? Havalar sıcak olsun denize götürdük. Gir paşam. Yüzeceksin mi? Oraya aniden basma düşersin aşağı derin biraz ha. Ben sana söyleyeyim Tayyip'in. İşte böyle bir alan olsa arkadaşlar salardım bunu da. Olmadığı için salamıyoruz. Şu an tepkiler güzel. Bu saldırabilir ama genel olarak uyumlu bence. Benim hoşuma gitti. Gel paşam. Hadi Tayyip'in gidiyoruz. Gel. Bekle. Dur oğlum dur. Bir dakika sakin bakayım. Gece gene yolunda var. Gece sen çok mu beğendin Tayyip'ini? Gel bir de ejderlerin oraya gidelim bakayım tekrar. En son geçen gün gitmiştik ya. Bugün de bir tepkiyi ölçelim bakalım. Gel. Tayyip'in baba hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Fazla koku bırakma gel bakayım. Gel bakayım paşam gel 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 gel. Hadi Tayyip'in. Gel oğlum aslanım benim gel. Gel. Ejder geliyoruz ejder. Tayyip'in kaç. Koş oğlum koş. Aa ejder direkt delirmeye başladı ki. Oo birbirine dönüyorlar. Ne haber gençler? Oo. Gel oğlum. Oo sakin. Oo. Dur lan dur. Hey tamam Tayyip. Tayyip tamam. Tamam oğlum tamam oğlum. Tamam oğlum sakin. Hayır. Tamam.
Bekle. Sakin olun, sakin olun, sakin. Hey, tosun da bak, tosun da işlere saldırıyor. Tosun da işleri sevmiyor arkadaşlar. Oğlum da saldırıyor. Taysın baba. Oh, oh. Abi bak. Hey Taysın dur. Ya hiç dayanmaz ya. Tamam. Tamam işte. Hey Taysın dur. Taysın ne yapıyor oğlum ya? Dur. Taysın'la diğer Taysın'ı arkadan sürmeye çalıştı. Tamam oğlum sakin. Sakin paşam. Bekle relax relax sıkıntı yok ben tutuyorum gel. Gel oğlum. Tamam Sevda abi kızım benim. Sakin bakın gel. Vallahi Taysın az daha birbirine giriyorlardı. Allah'tan Taysın direkt dalmıyor da diğeri. Şey yapıyor herhalde. Onu uyarıyor. Buralar benim bölgem. Aklını başına alıyor herhalde. Saldırıyor ya. Sonra çekiliyor bak. Aynı buranın ağası gibi hakem ya. Gel Taysın. Gel bacım seni koyalım bakalım gene. Şimdi arkadaşlar. Taysın'ı şöyle bir kafesine koyayım paşayı tamam mı? Dur oğlum. Dur oğlum geç bakalım içeriye. Bekle. Aferin aslanım benim akıllı. Aferin ona. Aferin aslan oğluma. Susamış işi yapmış. Biraz arkadaşlar Taysın herhalde orada kapalı mı kaldı? Ne yaptım yani kapalı dediğim hani biz neyse mesades çok salamıyoruz. O şekilde mi kaptı, kaldı ne yaptı? Ciğersiz değil mi biraz? Yani hemen nefes nefese kalıyor. Çekiyor ya tasma da sokuyor hayvan. Tabii ona bir bel tasması da taksak. Abi boyunla böyle çekiyorsa. Şimdi bel tasması taktığın zaman köpek senin tüm gücüyle çeker arkadaşlar. Yani vücudunun tüm gücünü alır. Şimdi mesela sadece boyunda böyle çekiyorsa beli taksak benden iki tane lazım herhalde. Yoksa zor. Bir kayıştan sen bir kayıştan ben tutacağım. Sen nasıl tutacaksın? Korkudan yanaşamayın ki sen. Sen tutacağız diyorsun da. Sen korkudan gelemiyorsun. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden sıkıntı. He Taysın baba. Aslanım benim. Şimdi böyle biraz alışsın da ona bir bel tasmasını nasıl bulacağız ki abi? Kocaman köpek maşallah. Onun gövdesi de büyük ya arkadaşlar. Ama gene bir şey ayarlayacağız ama yapacak bir şey yok. Vücuduna göre tasma yaptım. Aynen özel bir şey yaptırmak lazım. Çünkü çok iri arkadaşlar maşallah. Dediğin gibi biraz da ciğerini açmamız lazım işte. Onu da, o da zor abi biraz. Devamlı çünkü salacaksın da koşacak oynayacak da hadi uyumlu olsa. Tamam mı? O da biraz zor arkadaşlar. Bugün de Taysın Baba hakkında öğrendiğim bilgiyi sizlerle paylaşayım dedim. Tavuklara da tanıştırdık. Tepki güzeldi abi. Hiçbirine saldırmadı. Ben saldır diye düşündüm ama uyumluydu yani. Karamke. O da beni çok hoşuma gitti. Demek ki bize geldi biraz sakinleşmeye başladı değil mi Gökhan? Aynen abi. Bu benim hoşuma gidiyor. Çok agresif olmasın arkadaşlar. Hani korumacı olsun da kontrolsüz güç dedim ya geçen sana. Aynen. Kontrolsüz güç güç değil kardeşim. Seni dinleyecek. Dinleyecek mesela koruma yapacaksa seni dinleyip saldıracak. Yine seni dinlesin de o kontrolsüz güç olsun ya. Ya işte kontrolsüz güç olmuyor o zaman. O ayrı bir şey. Şimdi seni dinlemezse kontrolsüz güç olur. Şimdi örnek birine saldırdı. Ayıramıyor. Ne anladık o işten? Doğru değil mi? Aynen. Veya çok yakın bir arkadaşın geldi. Yanında ona çöktü ne yapacaksın? Doğru değil mi şimdi? Kontrolsüz güç bu. Ama seni dinleyip saldırırsa veya sen olmadan alanını korursa en güzeli o yani. Anladın mı? Onu söylüyorum. Bak şu an bence Taysın'da hakimiyeti kurdum. Fark ediyorsun. Görüyorsun yani. Daha alıştı daha da ondan hiç çekinmiyorum arkadaşlar. Bu kadar. Alıştırdık yani. Artık o da bizim bir canımız, yeğenimiz, oğlumuz. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.